kaptan boşaltılan sıvının hacmine V üssü diyelim. Bu durumda kapta V bölü 2 eksi V üssü kadar D üssülü sıvıdan V bölü 2 artı V üssü hacminde de D bölü 3 üssülü sıvıdan bulunacaktır. Son durumda karışımın tüm ağırlığı boşaltılan sıvının ağırlığına eşit olduğuna göre denklemimizi buna göre yazalım. Boşaltılan sıvı kütlesi D çarpı V üssüydü. V üssü kadar D üssü sıvıdan boşaltılmıştı. Bu kapta son durumda bulunan V bölü 2 eksi V üssü kadarlık D üssüleri sıvı kütlesi ve V bölü 2 artı V hacminde D bölü 3 üssüleri sıvı kütleleri toplamına eşit olacaktır. Eşitliğin her iki tarafında öz kütleleri sadeleştirirsek V üssü eşittir. V bölü 2 eksi V üssü artı V bölü 6 artı V üssü bölü 3 bulunur. Buradan denklemi tamamladığımızda V üssü eşittir. 2 bölü 5 V bulunur. Cevap D seçeneğidir. Naftalin buharının öz kütlesi havanın öz kütlesinden büyüktür. Buna göre katı naftalin oda sıcaklığında doğrudan buharlaşacağı için öz kütlesi havanın öz kütlesinden fazla olacaktır. Öz kütlesi havanınkinden daha büyük olan naftalin buharı hava tabakasının altında bulunacaktır. Buna göre giyecekleri güvenli korumak için naftalin buharının dolabın altına kadar yayılabilmesi gerektiğinden dolabın en üstüne konması gerekir. Bu durumda en üstte buharlaşan naftalin dolabın en altına kadar inecektir. Cevap A seçeneğidir. İki de öz kütleli sıvının hacmine V dersek, D öz kütleli sıvının hacmi, 2 de öz kütleli sıvının hacminin 2 katından fazla olacaktır. Buna göre D öz kütleli sıvının hacmine de 3V demiş olalım. Bu durumda D öz kütleli sıvının ağırlığı P1 eşittir. D çarpı 3VG ve 2D öz kütleli sıvının ağırlığı P2 eşittir. 2D çarpı V çarpı G olur. Buna göre P1 P2 ağırlıklar arasında P1 büyük P2 ilişkisi bulunur. Cevap D seçeneğidir. İnici kütlesi 1 gram. Terazinin bir kolundaki bölme sayısı 10 olduğundan binicinin her bir bölmede sağladığı katkı 0,1 gramdır. Buna göre terazi denklemini başlangıç için yazdığımızda 15 eşittir. Cismin kütlesine mc diyelim. Cismin kütlesi artı 0,8 yazabiliriz. Bu durumda cismin kütlesi 14,2 gram bulunur. Cismi sol kefeye 14 gramlık bir kütlede sağ kefeye koyarsak dengeyi sağlamak için binici kaçıncı bölgeye konulmalıdır? Cismi sol kefeye koyduğumuzda sol kefede 14,2 gramlık bir kütle, sağ kefede 14 gramlık bir kütle koyduğumuzda 0,2 kütleli bir katkı daha gerekmektedir dengenin sağlanması için. Binicinin her bir bölmeyle katkısı 0,1 gram olduğundan 0,2'yi 2 çarpı 0,1 şeklinde yazabiliriz. Bu durumda binicinin ikinci bölmede olması gerekmektedir. Cevap B seçeneğidir. Musluklar eşit sürelerde eşit hacimde sıvı akıttıklarından T1 anına kadar K ve L musluklarından akan sıvıların oluşturacakları karışım türdeş bir karışım olacaktır ve eşit hacimde bir karışım olacaktır. Bu durumda T1 anına kadar oluşacak karışımın öz kütlesi D karışım eşittir. DK artı DL bölü 2 şeklinde yazılabilir. K musluğundan akan sıvının öz kütlesi L'ninkinden küçük olduğundan karışımın öz kütlesi K'dan akan sıvının öz kütlesinden büyük, L'den akan sıvının öz kütlesinden küçük olacaktır.
Başlangıçtan itibaren T1 anına kadar karışımın öksüklesi sabittir. Yani hep aynıdır. Buna göre A, C ve E seçenekleri doğru değildir. T1 anından itibaren K musluğu, yani küçük öksükleri sıvı akıtan musluk kapatıldığında kaba daha büyük öksükleri bir sıvı akmaya başlayacaktır. Bu durumda kaptaki karışımın öksüklesi zamanla artacaktır. Buna göre cevap B seçeneğidir. Gram bölü santimetre küp ösküde bir sıvıya 120 gram kütlede bir cisim bırakıldığında kabın ağırlığı 90 gram artıyor. Taşan sıvının kütlesi 30 gram olur. Taşan sıvının ösküdesi 3 gram bölü santimetre küp olduğuna göre taşan sıvının hacmi ve taşan eşittir 10 santimetre küp olur. Taşan sıvının hacmi aynı zamanda cismin hacmine eşittir. Buradan kütle eşittir. Öz kütle çarpı hacim olduğundan cismin kütlesi 120 gram. Öz kütlesini bilmiyoruz. Hacmi 10 cm3. Buradan cismin öz kütlesi 12 gram bölü cm3 bulunur. Cevap A seçeneğidir. Burada verilenlere göre en küçük silindirin tavan alanına T dediğinde en büyük silindirin tavan alanı 64 T olur. Buna göre en küçük silindirin hacmi V olursa en büyük silindirin hacmi 64 V olur. Yine soruda verildiği şekliyle en büyük silindirin öz kütlesine D dediğimizde en küçük silindirin öz kütlesi 8'de bulunur. Buna göre en büyük silindirin kütlesi 64 dV, en küçük silindirin kütlesi de 8 dV'dir. Bu oran 8'e eşit olduğundan en büyük silindir en küçük silindirin 8 katıdır. Cevap C seçeneğidir. Terazi denklemini yazdığımızda x'in kütlesi artı 5 gram eşittir y'nin kütlesi artı 1 gram artı binicinin katkısı. Binicinin her bir bölme yer değiştirmesi 0,1 grama karşılık geldiğine göre binici 6. bölmedeyken o zaman binicinin katkısı 0,6 olacaktır. Buradan denklemi düzenlediğimizde x'in kütlesi artı 3,4 gram eşittir y'nin kütlesi olur. Buna göre y'nin kütlesi x'in kütlesinden 3,4 gram daha fazladır. Buna göre y'nin kütlesi x'inkinden 3,4 gram daha büyüktür. Cevap B seçeneğidir. Elli santimetreküp suyun içerisine 10 özdeş bilye konduğunda suyun hacmi 30 santimetreküp artmış. Buna göre 10 bilyenin hacmi 30 santimetreküp etmekte. Öyleyse 1 bilyenin hacmi 3 santimetreküptür. Kütle eşittir öz kütle çarpı hacim olduğundan 1 bilyenin kütlesi öz kütlesi 2 gram bölü santimetreküp, hacmi 3 santimetreküp olarak bulduk. Buna göre 1 bilyenin kütlesi 6 gram bulunur. Cevap B seçeneğidir. Aynı sıcaklıkta öz kütleleri aynı olan maddelerin aynı cins madde olabileceği söylenebilir. Fakat farklı sıcaklıkta öz kütlesi aynı olan maddeler kesinlikle farklı cins maddedir. Benzer şekilde aynı sıcaklıkta öz kütlesi farklı olan maddeler de kesinlikle farklı cins maddedir. Buna göre X, Y, Z cisimlerin öz kütlelerine baktığımızda her üçünün de öz kütlesi aynıdır. Sıcaklıkları kontrol ettiğimizde Y ile Z'nin sıcaklığının aynı olduğunu görmekteyiz. X'in sıcaklığı ise farklıdır. Buna göre Y ile Z aynı cins madde olabilir, kesin değildir, olabilir. Fakat X kesinlikle Y ve Z'den farklı cins maddedir. Buna göre cevap D seçeneğidir.
dinicinin duyarlılığı 1 gram olarak verilmiş. Buna göre terazi denklemlerini ayrı ayrı yazdığımızda, buna göre birinci terazi denkleminden 2 çarpı P'nin ağırlığı eşittir M'nin ağırlığı artı 2. İkinci terazi denkleminden M'nin ağırlığı eşittir P'nin ağırlığı artı 3 yazabiliriz. İkinci denklemin her iki tarafını 2 ile çarpar, denklemleri taraf tarafa toplarsak 2P artı 2M eşittir 2P artı M artı 8 bulunur. 2P'leri sadeleştirirsek M'nin kütlesi eşittir 8 gram bulunur. Buna göre cevap C seçeneğidir. S taban alanlı silindirin hacmine V dersek, 2S taban alanlı silindirin hacmi 2V ve 4S taban alanlı silindirin hacmi 4V olur. Kütle eşittir hacim çarpı öz kütle olduğundan o iki merkezli silindirin kütlesine 2M dediğimizde o 3 merkezli silindirin kütlesi 4M ve o 1 merkezli silindirin kütlesi de 4M olur. Cisimler türdeş olduğundan her birinin kütlesini şekildeki gibi kütle merkezinden gösterelim. Silindir yükseklikleri eşit olduğundan noktalar arası uzaklıklar da eşittir. Buna göre O1 ve O3 merkezli silindirlerin kütle merkezi O2 noktasından olur. Buna göre sistemin kütle merkezi O2 noktasıdır. Cevap D seçeneğidir. Bir cismin öz kütlesi, kütlesinin hacmine oranıyla bulunur. Soruda cismin kütlesi M bilindiği kabul ediliyor. V hacminin de tıkaçlar açıldığında kaba taşacak sıvıların hacminden bulmamız isteniyor. Buna göre deneylerle bulacağımız hacim miktarı gerçek hacim değerinden büyük hesaplanırsa öz kütle de gerçek değerinden küçük hesaplanacaktır. Cismi kaplara şekildeki gibi bıraktığımızda kap içerisindeki su seviyesi cismin hacmi kadar yükselecektir. Birinci kaptaki tıkacı açtığımızda cismin hacmi kadar hacimde sıvı kaba akacağından bu hesaplayacağımız hacim cismin gerçek hacmi olacaktır. Bu durumda birinci kaptaki deneyle yapacağımız hesaplamada hacim değeri gerçek hacim değeri olduğundan hesaplayacağımız öz kütle değeri de gerçek değerine eşit olacaktır. İkinci kabın tıkacını açtığımızda boş kaba akacak sıvı hacmi ve 2 dediğimizde bu hacmin cismin gerçek hacminden büyük olacağı görülmektedir. Çünkü boru içerisinde şekilde kırmızı ile gösterdiğimiz hacim de kaba akacaktır. Bu durumda V2 hacmi V'den büyük olacaktır. O halde D öz kütlesi de gerçek değerinden küçük olacaktır. Aynı durum 3. kap içinde geçerlidir. Tıkacı açtığımızda kaba boşalacak sıvı hacmi cismin hacminden daha fazla olacaktır. Boru içindeki sıvı da kaba boşalacaktır. 3. kap için ölçeceğimiz hacim V3 dersek, V3 hacmi de V'den büyüktür. Bu durumda hesaplayacağımız öz kütle gerçek değerinden küçük olacaktır. Öyleyse doğru cevap E seçeneğidir. Birinci kaptaki sıvı ağırlığı 5 dV kadardır. İkinci kaptaki sıvı ağırlığı 4 dV kadar olur. Birinci ve ikinci kaptaki sıvıların toplam ağırlığı 9 dV olur. Birinci ve ikinci kaplardan boş olan üçüncü kaba bir miktar sıvı alındığında her üç kapta da eşit ağırlıkta sıvı olduğu söyleniyor. Buna göre son durumda her üç kaptaki ağırlık 3 dV olmalıdır. Buradan birinci kaptan alınacak ağırlığın 2 dV ve ikinci kaptan alınacak ağırlığın
dv kadar olması gerektiği söylenebilir. Soruda bir kabından alınan sıvının hacmi kaç V'dir deniyor. 2 dv'lik ağırlık alındığından, öz kütlesi d olduğundan dolayı 2 V'lik hacim alınmış demektir. Cevap C seçeneğidir. Bilincinin her bir bölme yer değiştirmesi 1 grama karşılık geldiği söyleniyor. Buna göre terazi denklemini yazarsak 6 eşittir M'nin ağırlığı artı binici 3. bölmede olduğundan dolayı 3. Bu durumda M'nin ağırlığı 3 gram olarak bulunur. Sol kefedeki 6 gramlık ağırlık alınıp yerine sağ kefedeki 3 gram ağırlığındaki M cismi konulursa binicinin her bir bölme yer değiştirmesi 1 grama karşılık geldiğinden sol kefe 3 gram ağırlığında, sağ kefede de 3 gramlık bir katkı olması gerektiğinden binici 3. bölmede olmalıdır. Buna göre cevap D seçeneğidir. M eşittir dv olduğundan 100 santimetre küp sıvının kütlesi 150 gram olur. 100 santimetre küp suyun kütlesi de 100 gram olacaktır. Bu durumda 200 santimetreküp karışımın kütlesi 250 gramdır. Bu durumda 50 gramlık karışımın hacmi 40 santimetreküp olur. 40 santimetreküp karışımın 20 santimetrekübü sıvı, 20 santimetreküpü sudur. Suyun öz kütlesi 1 gram bölü santimetre küp olduğundan 20 santimetre küplük suyun kütlesi de 20 gramdır. Cevap C seçeneğidir. Terazinin bir bölme yer değiştirmesinin 1 grama karşılık geldiğini kabul ederek denklemleri yazarsak X'in ağırlığı eşittir M'nin ağırlığı artı 4 ve M'nin ağırlığı eşittir Y'nin ağırlığı artı 4 bulunur. Eşitliğin her iki tarafını topladığımızda X'in ağırlığı eşittir Y'nin ağırlığı artı 8 bulunur. Bu durumda 3. şekilde binici 8. bölmede olmalıdır. Cevap D seçeneğidir. Suyun öz kütlesi, su kütlesinin su hacmine oranıyla bulunur. Su öz kütlesinin 1 olduğunu biliyoruz. Bu durumda su kütlesi, su hacmine değer olarak eşittir. Soruda verilen 1 ve 2 ölçümlerini yaptığımızda bunların farkı suyun kütlesini verecektir. Suyun kütlesini bulmamız demek, suyun hacmini bulmamız demektir. Bu da şişenin alabileceği X sıvısının hacmine eşit olduğundan aynı zamanda X sıvısının hacmini de bulmuş oluruz. Bu durumda X sıvısının öz kütlesini hesaplamak için X sıvısının kütlesi bölü X sıvısının hacmi olmalıdır. 1 ve 2 ölçümlerinden X sıvısının hacmini bulmuş olduk. 3 ölçümünü de yaparak 1 ile 3'ün farkını aldığımızda bu fark X sıvısının kütlesini verecektir. Bu durumda 1, 2, 3 ölçümlerini yaparak X sıvısının öz kütlesini bulmak mümkündür. Bu durumda 4. ölçümü yapmaya gerek yoktur. Cevap C seçeneğidir. Çaydanlıkların taban alanları eşit olduğundan alabilecekleri su miktarı su seviyesinin yüksekliğiyle orantılı olacaktır. Şekilde görüldüğü gibi X ve Z çaydanlıklarının alabileceği su seviyesi kesikli çizgi seviyesine kadar olacaktır. Y çaydanlığının alabileceği su seviyesi ise kesikli çizginin altında bir seviyede olabilecektir. Bu durumda X ve Z
çaydanlıkları eşit miktarda su alırken Y çaydanlığı daha az miktarda su alabilecektir. Buna göre cevap B seçeneğidir. Dinici duyarlılığına bir dersek X'in kütlesi eşittir Y'nin kütlesi artı 3. Benzer şekilde X'in kütlesi artı K'nın kütlesi eşittir Y'nin kütlesi artı B'nin kütlesi artı 5 yazılabilir. Birinci denklemdeki ilk değerini ikinci denklemde yerine yazarsak denklemi çözdüğümüzde K eşittir L artı 2 bulunur. Bunu biz L eşittir K eksi 2 şeklinde de yazabiliriz. İlk bulduğumuz denklemi tekrar yazarsak X eşittir Y artı 3 ile her iki tarafı toplarsak L artı X eşittir K artı Y artı 1 bulunur. Buna göre üçüncü şekildeki terazide binici birinci bölmede olmalıdır. Cevap A seçeneğidir. Özdeş cisimlerin her birinin kütlesine M dersek X kefesinde 4M, Y kefesinde M kütlesi bulunacaktır. Buna göre terazi denklemini yazdığımızda 4M eşittir. M artı terazi duyarlılığına D dediğimizde 6D olur. Buradan terazi duyarlılığı 1 bölü 2M'ye eşit olur. X kefesine 7, Y kefesine 3 tane konulduğunda 7M eşittir. 3M artı binicinin n'inci kefeye konduğunu düşünelim. N çarpı M bölü 2. Buradan 4M eşittir. N çarpı M bölü 2. Buradan N eşittir. 8 bulunur. Buna göre bininci 8. bölmeye konmalıdır. Cevap D seçeneğidir. Her 3 terazinin sol kefesinde aynı cisimler olduğundan sağ kefedeki toplam kütleler de birbirine eşittir. Buna göre Mx artı M'ye eşittir. M'ye artı Mz artı M eşittir. Mx artı Mz artı 2M yazılabilir. İlk iki eşitliğe baktığımızda Mx eşittir. Mz artı M olur. Buradan X'in kütlesinin Z'nin kütlesinden büyük olduğunu söyleyebiliriz. Birinci ve üçüncü eşitliklere baktığımızda M'ye eşittir. Mz artı 2M bulunur. Buradan Y'nin kütlesinin Z'nin kütlesinden büyük olduğunu söyleyebiliriz. X'in kütlesi Z'nin kütlesinden M kadar fazla iken Y'nin kütlesi Z'nin kütlesinden 2M kadar fazladır. Bu durumda Y'nin kütlesinin X'in kütlesinden büyük olduğu söylenebilir. Buna göre cevap E seçeneğidir. Terazi duyarlılığını 1 kabul ederek şekil 1'deki terazi denklemini yazdığımızda X'in kütlesinin 3 katı eşittir. Y'nin kütlesinin 3 katı artı 6 yazılabilir. Denklem çözüldüğünde X'in kütlesi eksi Y'nin kütlesi eşittir 2 bulunur. Benzer şekilde şekil 2'deki terazi denklemini yazdığımızda 2X artı Y eşittir 2Y artı X yazılabilir. Bu eşitliğin doğru olup olmadığını birazdan kontrol edeceğiz. Eşitliğin sağ tarafındaki ifadeleri sol tarafa geçirdiğimizde X eksi Y olur. X eksi Y'nin 2'ye eşit olduğunu bulmuştuk. Buna göre şekil 2'deki terazinin dengede kalabilmesi için binicinin ikinci bölmeye konması gerekmektedir. Cevap A seçeneğidir.
Terazi denklemlerini yazdığımızda birinci teraziden x'in kütlesi eşittir k'nın kütlesi artı b'nin kütlesi. İkinci terazi denkleminden x'in kütlesi artı k'nın kütlesi eşittir n'nin kütlesi artı l'nin kütlesi bulunur. Birinci denklemdeki x değeri ikinci denklemde yerine yazıldığında k'nın kütlesinin 2 katı artı l'nin kütlesi eşittir n'nin kütlesi artı l'nin kütlesi olur. Buradan n'nin kütlesi k'nın kütlesinin 2 katına eşit olur. Buna göre k'nın ve n'nin kütlelerinin eşit olduğu söylenemez. K ve L'nin kütlelerinin eşit olduğu söylenebilir. Benzer şekilde L ve N'nin kütlelerinin eşitliği söylenebilir. Buna göre cevap C seçeneğidir. Terazi duyarlılığı 1 gram olduğuna göre terazi denklemlerini yazdığımızda X'in kütlesi artı K'nın kütlesi eşittir Y'nin kütlesi artı 3. İkinci terazideki denklemden y'nin kütlesi artı 2k eşittir x'in kütlesi artı 9. Birinci denklemi ikinci denklemin altına yazarak x'in kütlesi artı k'nın kütlesi eşittir y'nin kütlesi artı 3 ile eşitin her iki tarafını çıkardığımızda y'nin kütlesi eksi x'in kütlesi artı k eşittir x'in kütlesi eksi y'nin kütlesi artı 6 bulunur. Eşitliğin sol tarafındaki y ve x ifadelerini diğer tarafa geçirdiğimizde k'nın kütlesi eşittir 2x eksi 2y artı 6. Denklemi düzenlersek k'nın kütlesi eşittir 2 parantezinde x eksi y artı 6. İlk denklemimizi düzenlediğimizde x eksi y ifadesinin 3 eksi k olduğunu görmekteyiz. Bu eşitliği son denklemimizde yerine yazarsak k'nın kütlesi eşittir 2 çarpı 3 eksi k artı 6. Buradan işlemleri yaparak denklemi çözdüğümüzde k'nın kütlesinin 4'e eşit olduğunu buluruz. Buna göre cevap D seçeneğidir. İncinin 1 bölüme yer değiştirmesi 0,1 grama denk geldiğine göre şekil 1'deki terazi denklemini yazdığımızda x'in kütlesi artı 6 eşittir y'nin kütlesi artı 0,3 yazılabilir. Denklemi düzenlediğimizde y'nin kütlesi eşittir x'in kütlesi artı 5,7 yazılabilir. Bu denklemi düzenleyerek şekil 2'deki terazi denklemine benzetirsek y'nin kütlesi eşittir x'in kütlesi artı 5 artı 0,7 olur. Buradan şekil 2'deki terazide binicinin 7. bölmeye getirilmesi gerektiği anlaşılır. Cevap D seçeneğidir. Birinci terazi denkleminden x'in kütlesi eşittir y'nin kütlesi artı k'nın kütlesi yazılabilir. Bu denklemden x'in kütlesinin k'nın kütlesinden büyük olduğunu görmekteyiz. Yine x'in kütlesi y'nin kütlesinden büyüktür. Dolayısıyla 2 yargısı doğru değildir. İkinci terazi denkleminden x'in kütlesi artı y'nin kütlesi eşittir. K'nın kütlesinin 2 katı yazılabilir. Birinci denklemdeki x ifadesini ikinci denklemde yerine yazdığımızda y'nin kütlesinin 2 katı artı k'nın kütlesi eşittir. K'nın kütlesinin 2 katı. Buradan k'nın kütlesi y'nin kütlesinin 2 katı bulunur. Buna göre y'nin kütlesi k'nın kütlesinden küçüktür. 3 yargısı doğrudur. Buna göre cevap E seçeneğidir. K musluğundan akan suyun debisi L musluğundan akanın 2 katı olduğuna göre K'dan T sürede 2 V hacminde sıvı akarsa L'den T sürede V hacminde sıvı akacağı söylenebilir.
Buna göre grafiğe tekrar baktığımızda 0T zaman aralığında toplam 3V hacim dolmuştur. Bu da K ve L'nin bu sürede birlikte açık olduğu anlamına gelir. T2T zaman aralığındaki T sürede kaba V hacminde sıvı akmıştır. Bu da sadece bu aralıkta L musluğunun açık olduğu anlamına gelir. Benzer şekilde 2T3T zaman aralığındaki T sürede kaba 2V hacminde sıvı akmıştır. Bu aralıkta da sadece K musluğunun açık olduğu söylenebilir. Buna göre seçenekleri incelediğimizde doğru cevabın A seçeneğindeki gibi olduğunu görmekteyiz. Şekil 1'deki terazi eşitliğinden K'nın kütlesinin 2 katı L'nin kütlesi artı M'nin kütlesine eşittir. L ile K şekil 2'deki gibi yer değiştirdiğinde terazinin sağ kefesi ağır bastığına göre K'nın ağırlığı L'nin ağırlığından büyük olmalıdır. Buna göre birinci şeklin terazi dengesinden yazdığımız denklemi tekrar şekildeki gibi yazarsak K'nın ağırlığı artı K'nın ağırlığı eşittir L'nin ağırlığı artı M'nin ağırlığı. Buradan K'nın ağırlığı L'nin ağırlığından büyük olduğuna göre K eksi L değeri pozitif değer olmalıdır. Bu durumda M eksi K değeri pozitif değer olmalıdır. Buna göre M K'dan büyük demektir. Yani M'nin ağırlığı K'nın ağırlığından büyük olmalıdır. Doğru cevap E seçeneğidir. Binicinin 1 bölme yer değiştirmesiyle oluşan farka D dersek şekil 1'deki terazi dengesinden K artı L eşittir M artı N artı 3D yazabiliriz. Benzer şekilde şekil 2'deki terazi dengesi K artı M eşittir L artı N artı 5D yazılır. Eşitin her iki tarafını topladığımızda eşittir 2N artı 8D ve buradan K eşittir N artı 4D bulunur. Demek ki şekil 3'te binici 4. bölmeye konmalıdır. Cevap B seçeneğidir. Şekil 1'den MK artı M ile büyüktür. MM artı MN'dir. Şekil 2'den ise MK artı MM büyüktür. ML artı MN'dir. Taraf tarafa toplanırsa L'ler ve M'ler sadeleşir. 2MK büyüktür. 2 MN olur. Yani MK büyük, MN'dir. E şıkkı cevaptır.